gerekiyor. Şu an güvenlik ne diye bağırıyor biliyor musunuz? Gidin gidin, sıra yok, sıraya girmeyin diye bağırıyor. Yemin ediyorum bu bir hani mizah için böyle gösterme esprisi değil. İnsanlar böyle bir 20-30 metre sıra oluşturmuştu. Güvenlik geldi. Sıra yok, lütfen dağılın. Kapılara yüklenin. Canadian davranmak diye bir şey var zaten. Hani bir kere özür dileyince kaba oluyorsun. İki kere sorry sorry. Ki o da sen çarptıysan iki kere. $9'luk bir biletle sadece 15 dakikada Toronto adasına geçiyoruz. Toronto'nun o downtown'unun gökdelenler yükselen noktasından Harbour Point'ten karşıya 15 dakika. İç içe bağlı, birbirine bağlı 3 küçük adacık. Yeşillik bir park aslında göz alabildiğine. Oradan işte Toronto'nun o yükselen güzel silüeti, farklı silüeti de bir yandan seyre dalabiliyorsunuz. Piknik için gidenler var. Torbalarda gençler bayağı içecekler, yiyecekler götürüyorlar. Biz de şimdi Toronto adasına doğru.
Bir var, yiyecek içecek standları var. Bir tam gününüz burada geçebilir. Yani bir tam gününüzü buraya ayırın. Sabah bir feribotla gelin. Yanınıza belki biraz yiyecek alın. Keyifli denersiniz. ...55. kuruluş yılını kutluyormuş bu sene. 55 yıllık bir Luna Park. İçinde çeşitli oyun cihazları ve yiyecek yerleri var.